Şimdi bunun iki tane parametresi var. Ya kendi başına gitmeye başlar ya da sert güç kullanmaya başlar. İkisi de kötü bizim için. İkisi de kötü. Yalnız şahinliğin böyle bir anlamı var. Ya kendi başına hareket etmeye başlar. Bu şu anlama gelir, müttefiklere sormaz, daha az sorar. Ya da böyle uyduruk bir müttefik grubu kurar. Bunu da işte koalisyon koyar adına. Suudi Arabistan'ı falan yanına alır. Şimdi ya öyle olur ya da sert. Ya da ikisinin kombinasyonu olur. Yani aşağı yukarı genel bir manada baktığımızda Amerikan şahinleşmesi böyle bir şeydir. Şimdi biz İsrail'e geleceğim de İran'a ilişkin bir şey tamam, söylemem lazım. Tamam, buyurun. Bir hedef ortaya çıktığında halen bunu bilemeyiz. Bunu kendi başına biraz önce söylediğim gibi bununla uğraşacaktır. Yoksa müttefikler kurarak mı gidecektir? Şahinleştiği zaman kendi başına yapmayı tercih edebilir. İhtimali artar. Böyle bir ihtimal artar. Bu aynı zamanda şahinleştirebilir. Efendim? Müttefiklerin de şahinleştirebilir. Doğru. O da var. Ya da tabii müttefikleriyle arası da açılabilir. Yani o da var. Bu kritik bir konu. Herkes onun kadar İran'ı acil anlamayabilir. Mesela demokrat bir yönetim İran'ı hasım görse rejim değişikliği yoluyla halletmeye çalışır. Amerikan sağından gelen kendi başına hareket etme yolunu seçen bir Amerikan yönetimi rejim değişikliği gibi bir düşünceye girmez. Mesela Pompeo'nun da açıkça ifade ettiği gibi askeri bir çözümü de feasible görebilir.